Efendim, Bartın'da 40 işçinin hayatını kaybettiği maden patlaması faciadan sonra dünya liderleri Türkiye'ye taziyelerini iletiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Bartın'daki facia hakkında Türkçe bir paylaşım yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten de bir taziye mesajı geldi. Mitsotakis resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Bartın ilindeki korkunç maden patlaması ve can kaybını üzüntüyle öğrendim. Yunanistan hayatta kalanların aranması için derhal destek göndermeye hazırdır dedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de taziye mesajı yayınladı. Sosyal medyadan Türkçe paylaşım yapan Şerif, düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkıyla birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum ifadelerini kullandı.